size ben kendimi tanıştırayım. Siz beni tanımıyorsunuz değil mi? Çocuklar, bebekler yeni doğduğu zaman nasıl ağlayıp dururlar? Evet. Ünga diye hep ses çıkartırlar değil mi çocuklar? Evet. Siz de bebekken hep böyle ağladınız. Anneniz sabahlara kadar sizi susturmak için uğraştı. Ama çocuklar, ben yeni doğduğum zaman hiç ağlamamışım. Evet, çocuklar, ben hiç ağlamamışım. Hep gülmüşüm. diye gülmüşüm. Babam demiş ki, ya demiş, bu çocuk çok enteresan. Ama çok uzak bir ülkede zengin. Ama çok zengin bir çiftçi yaşarmış çocuklar. Evet. Bu çiftlikte o kadar çok hayvan varmış ki çiftçimiz çiftlikteki hayvanların sayısını bilmiyormuş çocuklar. Evet. Siz çiftlikte hangi hayvanlar var biliyor musunuz çocuklar? Evet. Mesela sen parmak kaldıran söyle bakalım. Çiftlikte hangi hayvanlar vardır? Kayısı. Evet, başka. Horoz. Evet, başka. Çiftlikte kuzular, kurtlar, köpekler, kediler, birçok hayvan varmış. Çocuklar, evinde hayvan besleyen kimse var mı içinizde? Evinde kedisi olan var mı? Yok. Balığı olan var mı? Evet, çocuklar, bazı insanlar evlerinde evcil hayvanlar besleyebiliyor. Köpek olsun, kedi olsun, tavşan olsun. Ama hiçbir kimse evinde at besleyemez değil mi çocuklar? Evet, besleyemez. Bir hayvan varmış. Bunun adı Horos Bubiko. Evet, Horos Bubiko'ymuş bunun adı. Evet çocuklar, çiftçimiz yumurtayı çok severmiş. Her sabah bu bir horozun tavuğun kümesine gider, iki tane yumurta alır ve oradan yumurtasını içtikten sonra çiftliğini dolaşmaya çıkarmış çocuklar. Sizler sabahları yumurta içiyor musunuz? Çocuklar, horozlar nasıl bağırır? Evet. Aferin size. Örü diye bağırır. Ve her sabah çiftliğimizdeki insanları, hayvanları kandırır. Uyandırırmış çocuklar. Ve çocuklar kendi kendine dermiş ki kapıda boynunda inci kolyesi olan bir horoz. Aman yarabbim diyor. Bu horozun boynunda bir inci kolye. Ne işi var diyor. Ve kuyumcu boynundan hemen inci kolyeyi alıyor çocuklar. Evet, horozumuz bir şey söyleyemiyor. Halbuki o inci kolyeyi satmaya gitmişti çocuklar. Ne yapıyor? Kuyumcumuz bir avuç ona darı veriyor. Sen diyor karnını doyur. Ve doğruca çiftliğine dön diyor horoza. Horozumuz bir avuç darıyı karnına indiriyor, yemeğini yiyor, başlıyor çiftliğe geri dönmeye. İşte çocuklar, burada çok Bubiko horozumuz kendisine ait olmayan bir inci kolye buldu. Bunu alıp kasabaya götürdü. Satmaya kalktı. Çok büyük bir yanlış, günah. Sakın, çocuklar sakın, kendinize ait olmayan hiçbir şeyi alıp cebinize koymayın. Ne yapacaksınız? Bir şey bulduğunuz zaman, anneciğim, babacığım ben bir şey buldum veya okulda öğretmenlerinize getirip ben